Aynalar cinler ve ruhlar için geçit kapısı mı? Ayna, ışığın %100'e yakın bir kısmını düzgün olarak yansıtan cilalı bir yüzeydir. Metal yüzeylerin parlatılmasıyla ilk ayna elde edilmiştir. Daha sonra ise cam levhaların bir yüzeyi civa amalgamları ile kaplanarak aynalar elde edilmiştir. Günümüzde ise genellikle cam levhaların bir yüzü ince bir gümüş tabakası ile sırlanarak elde edilir. Bazen gümüş yerine alüminyum, altın, hatta platin dahi kullanılır. Alüminyum sırlı aynalar dalga boyu 0.4 mikrondan küçük olan mor ötesi ışınları da yansıtırlar. Aynalar düz, küresel ve parabolik diye ayrılırlar. Küresel aynalar da çukur ve tümsek ayna olarak iki çeşittir. İlk aynaların kullanışı eski Mısır devirlerine rastlar. Bunlar pirinç, bronz, gümüş, hatta altın gibi metallerden yapılmış ve çok iyi parlatılmış yüzeylerdi ve de tabii ki kırılmaları mümkün değildi. Bu devirlerde de bu parlak yüzeylerden yansıyan görüntünün o insanın ruhunun bir yansıması olduğuna inanılıyordu. Sonraları buna vampirlerin ruhu olmadığından bu parlak yüzeylerde görüntülerinin de yansımadığı inancı ilave edildi. Cam kapların yapılmaya başlamasından sonra da içindeki sudan yansıyan görüntünün ruhun bir yansıması olduğu inancı devam etti. Ama camlar kırılabiliyordu. Ve o zaman da içinde bulunan ruhun bir parçası vücudu terk ediyordu. İşte bu yüzden ayna kırıldıktan sonra ancak yeni beden oluşana kadar kötülük sürecekti. 1. yüzyılda Romalılar bu uğursuzluğun süresini 7 yıla çıkardılar. Romalılar hayatın her 7 senesinde bir kendini yenilediğine inanıyorlardı. Camın kırılması sonucu ruh ve dolayısıyla insanın sağlığının tahrip olduğundan vücudun kendini yenileyerek sağlığa kavuşması için de 7 yıl geçmesi gerekiyordu. Halk ağzında pek çok yörede aynaya göz kelimesinden türetilmiş olan gözgü adı verilir. Gözgeç, güzgü, közgeç, közgü, közgü, küzgü de denir. Aynalar halk inancının dikkatini çekmiş cisimler olup farklı anlamlar yüklenmiştir. Ayna bu dünya ile öteki arasındaki sınırı sembolize eder. Ruhlar alemine açılan bir pencere gibi algılanır. Şaman aynaya bakarak gelecekten haber verir veya kendi ruhunu görebilir. Gözle görülmeyen varlıkları gösterir. Erlik Han yanında bir ayna gezdirir ve buna baktığında insanların işledikleri tüm günahları görür. Gece aynaya bakmak uğursuzluk getireceği düşüncesiyle hoş karşılanmaz. Yatak odalarındaki aynaların üzerleri kullanılmadığı zamanlarda örtülmelidir ki ruh içinde kalmasın. Ölen bir insanın evindeki aynaların da üzeri örtülmelidir ki ruh gökyüzüne doğru olan yolculuğunda bir engelle karşılaşmasın. Bazı şamanların anormal güçleri olan aynaları vardır. Gömülen cenazelerin üzerine ters bir ayna bırakmak eski bir Türk geleneği olup bu göreneği Anadolu'da da uygulamaya devam eden yöreler vardır. Görme fiili ve görüntülerin Türk kültüründe farklı bir önemi vardır. Görüntü gerçeğin en önemli parçası olarak kabul edilir. Bu nedenle geriye dönüp bakma yasağı veya kimseye bakmama yasağı şeklinde efsane motifleri vardır. İmtihandan geçen kahraman bu yasağa uymazsa taşa dönüşür, taş kesilir. Geriye döndüğünde tıpkı aynada olduğu gibi bir yansıma idrakiyle ruhlar alemine olumsuz bir yöneliş gerçekleşir. Eskiden insanlar öteki dünyadaki yansımalarına bakmak için parlak yüzeylere, göllere ve havuzlara bakarlarmış. Baktıkları yerde dalgalanma veya titreşim olması felaket anlamına geliyormuş. Eski Mısır ve Yunan'da salt bu nedenle kırılmaz metal aynalar yapılıyordu. Böylece öteki yandaki görüntülerin bozulmaması garantiye alınıyordu. Büyü sanatında ise ayna geçit veya geçiştir. Yani bir başka boyuta veya insan dışı varlıkların yaşadığı yere ayna ile geçilir. Ve onlar oradan bu tarafa geçebilir. Ya ayna kırıldığında bu tarafa geçmiş kötü bir varlık varsa o zaman durum vahim olabilir. Zira geri dönemeyecek ve başınıza kalacaktır. Masallarda sihirli aynalar gelecekten haber verir, uzak yerleri gösterir
insanlarla konuşur. Bunlar içinde belki de en çok bilineni Pamuk Prenses masalındaki cadı üvey annesinin sihirli aynasıdır. Onunla konuşur ve istediği bilgileri ondan alır. Bu bağlamda aynaların ruhlar alemine ve diğer boyutlar için bir geçit olduğu pek çok eski kaynakta ve efsanede belirtildiği gibi çoğu inançta da bilinmektedir. Yüzlerce yıllık araştırmaları barındıran ve aynalar hakkında yazılan kitaplardan edindiğimiz bilgilerin bazılarında şunlar belirtilmektedir. Aynaların ruhları emme yeteneği vardır. Bunu önlemek için ayna, hasta ya da ölen bir kişinin yattığı odadan çıkarılırdı. Bunun nedeni o kişinin aynanın negatif gücü karşısında savunmasız olduğuydu. İnsanların aynaya gece mum ışığında bakmaları iyi karşılanmaz. Bunun nedenini de pek çok hüttam kitabı, aynanın diğer tarafındaki cinlerin de sizleri net bir şekilde göreceği şeklinde açıklarken, aynı şekilde yabancı pek çok büyük kitabında da ölen kişilerin ruhlarının, hayaletlerin, iblislerin de sizi diğer taraftan göreceği inancıdır. Mum ışığında konsantre olup uzun süre karanlıkta aynaya bakmak, algınızın ve beyin frekansınızın diğer taraftaki varlıklarca hissedilip onları çekeceği için tehlikelidir. Bununla birlikte pek çok kaynakta cin ve ruh çağırmak için bu ayna ve mum yöntemi kullanılır. Çok tehlikeli olan bu davet ritüelinde ise gelenin kim olacağı büyük bir muammadır. Bir kişi bir odada uyurken karanlık saatlerde negatif varlıkların veya cinlerin saldırısına karşı savunmasız olabilir. Bu yüzden odada ayna bulundurulmamalıdır. Varsa da gece vakti üzeri örtülmeli veya yüzünü duvara tarafa çevirmelidir. Gece kabusu olarak da bilinen karabasan durumlarının en yoğun yaşandığı anlarda çoğunlukla bir ayna da olduğu belirtilmektedir. Bu gibi etkilerden ve bir portal gibi olağanüstü varlıklar tarafından kullanılan aynaların korkutucu yönünü önlemek için ayna sık sık farklı odalara taşınmalıdır. Aynı pozisyonda uzun süre tutulan aynanın yapılmış sağlam bir destek gibi manevi portalların oluşmasına yol açtığı düşünülmektedir. İçinde barındırdığı gizemler ile boyutlar arası geçit olarak da kullanıldığı söylenen aynalarda gece geç vakitlerde ya da karanlık saatlerde oluştuğu söylenen cinler, ruhlar ve iblisler dışında çoğu yerde geçen farklı görüntüler ve aktiviteler de mevcuttur. Bunlardan birkaçı ise şunlardır. Gölge insanlar. Sık sık aynalar ile bağlantı kurduklarına şahit olunmuştur. Tanıklar, gölge benzeri insanların aynalara yakın durduğunu ama aynı zamanda onları aynanın içine çekmek için istekli hareketler yaptıklarını söyler. Birkaç vakada ise aynanın bulunduğu alanda soğuk yerler, boğuk sesler ve nereden çıktığı belli olmayan şeffaf küreler görülmüştür. Bunların gerçekleştiği olayların bazılarında ise etrafta kötü ve sülfür kokusuna benzer kokunun yayıldığı tarif edilmiştir. Garip sisler. Sisler sadece boş bir şekilde aynalarda görülmez. Bazen içinde daha fazla şeyleri barındırır. Bu şekiller genellikle insansı bir formda olmaktadır. Aynaların içinde kitleler halinde hareket eden bu karanlık formları garip sisler gizlemektedir. Tanıklar tarafından bildirilen durumlarda bunların görüldüğü aynanın karşısındaki kişinin duyguları negatif olup genellikle olumsuz bir doğası vardır. Buna yol açan aynadaki sisler ayrıca öfke, düşmanlık ve kötülüğü de içinde barındırmaktadır. Buna ek olarak insanlar aynı zamanda aynanın olduğu yerde soğuk noktalar, aynanın içinde küreler, parlayan gözler, bağırışlar, sesler ve poltergeist olaylarının oluştuğunu da ifade etmişlerdir. Yüzler. Bu muhtemel insanlar tarafından aynalar ile ilgili bilinen en sık bulgudur. Aynada görülen yüzler çoğu zaman tanıdıkları insanlara ve yakın zamanda kaybettiklerine aittir. Ama diğer varlıkların şeytani yüzlerinin de görüldüğü bildirilmiştir. Ruh kapıları ve geçitleri yeni bir kavram değildir ve yakın zamanlarda daha fazla işitilmeye başlanmıştır. Bu geçitleri temel düzeyde manevi enerji ile diğer boyutlar için bir giriş ve çıkış noktası şekli olarak düşünülmektedir.
Geçiş portalların özellikleri ise şunlardır. Bir portal, maneviyat alanlarını, boyutları çevreleyen enerji alanlarında bir delik veya pencere olarak düşünülür. Ruh gibi enerji varlıkları bu açıklardan fiziksel düzleme kayabilir. Olumsuz ruhlar genellikle portallardan gelir. Çünkü fiziksel düzleme en yakın astral tabaka negatif enerji varlıklarının bulunduğu alandır. Bu nedenle bir pencere açıldığında negatif enerjinin ilk önce geçmesi daha olasıdır. Çoğu portalların hem fiziksel seviyeye girmek ve çıkmak için iki yönlü yol olduğuna inanılır. Portalların yakınında paranormal aktivitenin çok yüksek seviyelerde olduğu iddia edilmektedir. Konusunda uzman birçok kişi portalların tüm dünyada bulunduğunu ve bazı sıcak noktalar olabileceğini düşünüyor. Pek çok kişi sadece manevi varlıkların portalları kullanmayacağını, aynı zamanda diğer boyut varlıklarının ve uzaylıların da kullanabileceğine inanıyor. Tamamen pozitif olan, özel fakat çok ender portallar da olduğu düşünülmektedir. Bunlar manevi olarak ilerlemedikçe alttaki astral ve boyutsal varlıklar geçiş yapamaz. Bazı medyumlar ve maneviyatını geliştirenler sadece portalları hissetmekle kalmaz, aynı zamanda onları kapatabilir ve açabilirler. Kaldı ki bizim kültür ve inancımızda pek çok evliyanın buna benzer bir anda bir yerden başka bir yere gittiği ve aniden bir ortamda belirdiği gibi kerametler gösterdiği de bilinmektedir. Birçoğu tarafından portallar ve girdaplar aynı şeydir. Ancak birçok parapsikolog ve araştırmacı farklı olduğuna inanıyor. Bir girdap sadece saf bir enerji bandıdır. Ne olumsuz ne de olumludur ve bir kapı değildir. Bununla birlikte meditasyon ve diğer manevi çalışma için kullanılabilir. Tüm medyum ve paranormal araştırmacılar portalların var olduğuna inanmaktadır. Antika aynalar bu konuda belli bir yere sahip oldukları gibi bulundukları ortamda paranormal aktivite ile ilgili pek çok rapor vardır. Bu tür olayların daha karmaşık bir versiyonu psychomantium veya hayalet panosu olarak adlandırılır. Bu karanlık bir odada izleyicilerin ruhları görmesini ve hatta iletişim kurmasını sağlamak için belirli bir şekilde ayarlanmış bir dizi aynayla tamamlanır. Peki aynalar özellikle de cinler ve ruhlar için neden bu kadar cazip görünüyor? Benim nacizane teorime göre çoğu eski aynanın gümüş bir metal kaplaması vardır ve gümüş çok ilginç bir metaldir. Aynada gümüş ile atomların ve orada bulunan elektronların sıkı dolaşmadığı görülür. Böylece elektronların hareket etmesine ve ışık dalgalarının yansımasına neden olan ışık dalgaları ile etkileşir. İlginç bir şekilde elektronlar görülür ve yavaş kızılötesi frekanslarının hızına uyabilir ve onları geriye yansıtabilir. Ancak ultraviyole ışık frekanslarında bu hızlıdır ve aynadan geçer. Bu aynaların büyük bir kısmında kullanılan gümüş için de geçerlidir. Çünkü gümüş, periyodik masadaki herhangi bir metalin en yüksek elektriksel ve ısıl iletkenliğine ve mevcut en büyük optik yansıma özelliğine sahiptir. Ayrıca tüm metallerin en düşük temas direncini de içinde barındırır. Işık, elektromanyetik bir alansa ve gümüşün elektriksel olarak iletken olduğunu hatırlarsak, dalganın aynadan uzaklaşmasına neden olur. Ayrıca ruhların mor ötesi yüksek frekans aralığında bir elektromanyetik alanı olduğunu düşünmekteyim. Eğer durum buysa, bir aynanın gümüş arka iletkenliği bir kapı olarak cazip olur. Ve böylece daha yüksek UV frekanslarına kendilerini adapte edebilirlerse aynadan kolaylıkla geçebilirler. Bu elbette sadece basit bir teori. Fakat ruhların ve cinlerin enerjiden oluştuğunu farz edersek tutulur tarafları olmakta. Sonuç olarak aynalardan başka portalların fiziksel mekan içindeki giriş çıkış alanlarında var olduğu düşünülmektedir. Örneğin kapı, pencere ve hatta dolap gibi yerlerde potansiyel olarak portal alanları vardır. Herhangi bir paranormal fenomende olduğu gibi
Bu durumda da bilinmeyen paranormal olaylara tam olarak bir cevap vermek zordur. Ancak kesin olan bir şey varsa o da aynaların psişik fenomenlerde rol almaya devam edeceğidir. Aynaya her baktığımızda eğer içimizi bir ürperti kaplıyorsa o anda kendi görüntümüzün arkasında kimin ya da neyin bize bakmakta olduğunu asla bilemeyiz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.